Bu videoda sizlere zarafet eğitimimizin en temel konularından biri olan yürüyüş duruş ve dönüşler başlığının içeriğini aktarmış olacağız. E, yürüyüş e, en önemli konulardan biri ve hep söylediğim bir şey var ki yürüyüşümüz ve duruşumuz düşüncelerimizi etkiler. Doğru kullanıldığında da güçlü ve etkin bir tavır sergileriz. Dolayısıyla da özellikle ilk izlenimlerimizde Kendimizi tamamen güçlü bir şekilde ortaya koyabilmemiz için doğru bir duruşa, doğru bir yürüyüşe sahip olmamız gerekiyor. Bu anlamda yürüyüşlerle ilgili elbette ki kişiye özel genel analizler yapmamız gerekiyor. Ama tüm dünyada kabul gören bir takım teknikler vardır doğru yürümek denildiğinde. Biz bugün daha genel olan bu bilgileri sizlerle paylaşmış olacağız. Doğru bir duruşa sahip olmak için öncelikle karnımızın içeri çekilmiş olması gerekiyor. Bunun herhangi bir fiziksel sıkıntısı yok. Elbette ki çok koşturmalı ya da sürekli yürüyüş halinde olduğunuz bir iş yapıyorsanız bu sizi ilk etapta zorlayabilir. Ancak genel olarak bunun herhangi bir sıkıntısı yok. Karnımın içeri çekilmesi gerekiyor ve burada bir düz bir görüntünün elde edilmiş olması gerekiyor. Akabinde omuzlarımın bir ayna karşısına geçip omuzlarımı Dik tutacağım. Herhangi bir omuz düşüklüğü olmayacak. Özellikle kadınlarda çok sık rastladığımız bir durum bu omuz düşüklüğü. Bunun farkındalığına da sahip olduktan sonra yürüyüşteki üçüncü önemli kural yüzün yere paralel olması. Tabi buradaki orantı çok önemli. Yani ee, sadece küçük bir es veriyorsunuz yukarı doğru. Evet küçük bir es. Yani normal duruşum bu. Olmasını istediğimiz şu. Yüzün yere paralel olması diyoruz buna da. Ve kollarım hafif bir şekilde salınacak ki bu çok sorulan sorulardan biridir. Kollarım sabit mi durmalı, salınmalı mı? Kollarım belli oranda salınacak. Düz duruyorum. Ee, karnım içeride, omuzlarım dik. Kollarım hafif bir şekilde salınacak. Evet, hafif yanda duruyorum. Evet, şu şekilde. Ve kollarımın hafif salındığını hissedeceğim. Ve son ve en önemli kural. Ayak uçlarım her zaman karşıyı gösterecek. Ayakta dururken de, yürürken de her zaman ayak uçlarımız karşıyı gösterecek. Kim insanlar içe basabilirler, kimileri dışa basabilirler. Bu bir problemdir. Ee, i̇ç bacak kasları fazla çalışmıştır, dış bacak kasları fazla çalışmıştır. Bunun özel sebepleri olabilir. Ee, ancak doğrusunun her zaman karşıyı göstermesi gerektiğini bileceksiniz.